Evet, dün ilginç bir şey daha oldu. Çok tartışılan bir konu. Kıyamet kopuyor. Onun üzerine. Biliyorsunuz bu tipin bir milletvekili var. Gezi davasında en ön planda olan bir isim. Ve hakkında yargılama yapıldı. Kesinleşmiş bir kararı var. Ceza yedi. Osman Kavala ile birlikte. Özgür Özel'in selam sarkıttığı Kavala. Şimdi böyle bir tablo karşısında bir yargı arasında bir çatışma oluşmaya başladı. Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğuna kanaat getirdi. İlgili mahkeme Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. Şimdi dünden beri bu konu tartışılıyor. Bu konuyu sahiplenenler de var. Bu konuya karşı çıkanlar da var. AK Partililer de karşı çıkıyor. Bu iş nereye gidecek? Onu ben gerçekten çok merak ediyorum. Büyük tartışma var. Ve yapılan açıklamalara baktığımızda hukukçular ikiye bölünmüş. Ve bunun bir darbe olduğunu söyleyenler var. İşte Ercan Koşar'ın tam da ifade ettiği şey şuydu. Özgür Özel toplumu, halkı sokağa mı çağırdı? Evet, sokağa çağırdı. Halkın buna karşı çıkması lazım gibi bir ifade kullandı. Tehlikeli bir takım şeyler oluyor. Yani bu konuda AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyeceği kelimeler çok önemli. Yapacağı açıklama çok çok önemli. Ne olur bilmiyoruz arkadaşlar. Bu konunun takipçisi olacağız. Buradan şöyle bir ifade kullanayım size. Bakalım. Yani birkaç tane açıklamayı sizinle paylaşayım. Evet. Yapılan açıklamalarda işlem çok enteresan bir takım ifadeler var. Bazıları da başlık atmış. Anayasa Mahkemesi kapatıldı diye. Bu Karar Gazetesi yapmış. Yani hukuki bir takım ifadeler var. Bunun detaylarını inşallah yarın sabah daha geniş bir şekilde konuşuruz. Bu arada ilginç bir istifa haberi geldi. Rahmetli Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok biliyorsunuz Gelecek Partisi'nde siyaset yapıyordu. Yapmaya karar vermişti. Hatta çok sert farklı çıkışları oluyordu. Nihal Hanım enteresan. Yani Gelecek Partisi'nden istifa etmiş. Gelecek Partisi'nden istifa ederken de bir gerekçe belirtmemiş. Niye böyle oldu? Nihal Olçok garip açıklamalar yapıyordu. Ben bir kere Ahmet Davutoğlu'nu stüdyoda ağırladığımda o da gelmişti. Ahmet Davutoğlu'nun o röportajının çok yumuşak geçtiğini söylemişti. Yani biraz daha sert olması gerektiğini söylemişti. Ahmet Davutoğlu da o dönemde, o gün benim yanımda Nihal Hanım'a gerek yok dedi. Böyle konuşmaya devam edelim dedi. Yani üslubumuzu sertleştirmenin bir anlamı yok demişti. Şimdi Nihal Olçok böyle bir çıkış yaptı ve istifa etti. Bu arada yerel seçimler yaklaştıkça bir takım isimler ön plana çıkıyor. O isimler ön plana çıktıkça tabii reklam kampanyaları başlıyor. Birçok belediye başkanı sessiz sedasız
reklamlar yapıyorlar. Biz buradayız diyorlar. Hatta ne burada onu konuşacağız. Buradayız diyorlar. Ama 3 dönemdir milletvekili, 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Türkiye'deki AK Parti bütün belediye başkanlarına kötü bir haberimiz var arkadaşlar. Maalesef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'de 3 dönem kuralı talimatı vermiş. Yani 3 dönem belediye başkanlığı yapan bir belediye başkanı bu dönemde aday olamayacak. Belediye başkanı seçimlerinde hatta öncesinde istifa etme gibi düşüncesi olsa bile AK Parti'de bunun önüne geçilecek, heveslenenlere duyurulur. Yani ben o koltuğa yapıştım, bundan sonra bu koltuk sürekli benim olacak diye bir hayal kuranlar bilsin ki Tayyip Erdoğan'ın yeni kararı AK Parti'ye bildirildi. Erkan Kandemir'e ve bütün parti yetkililerine bildirildi. Bundan sonra 3 dönem belediye başkanlığı yapan belediye başkanları aday olmayacaklar arkadaşlar. AK Parti'de yeni bir gelişme daha, yerel yönetimlerden sorumlu Mustafa Demir başkan yardımcısı oldu. Mustafa Demir biliyorsunuz Fatih Belediye Başkanı'ydı. Çok da başarılı bir belediye başkanıydı. Mustafa Demir'in yerelden anlaması, yerelle iç içe olması, yereli bilmesi AK Parti için avantaj olacak. Zaten eski Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Bey de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Bakalım neler çıkacak. Bu arada Nihal Olçok bayağı gündem olmuş. Bakalım yeni bir şey var mı? İşte dedim ya çok enteresan şeyler yapıyor Nihal Olçok. An itibariyle kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin. Sema Silkin'i ve Ahmet Davutoğlu'nu da etkilemiş ama öncesinde 14 saat önce duydum ki oteline şehit ailelerinin konaklamalarına kota getirmişsin. Fettah Tamince diye bir not düşmüş. Talimatı FETÖ'den mi aldın, aslına mı dönüyorsun diye hem Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de Devlet Bahçeli'yi etiketlemiş, bilginiz olsun diyor. Nihal Olçok. Nihal Olçok. Nihal Olçok aslında rahmetliyle boşanmıştı. O soyadı kullanmaya devam ediyor. Onu da belirtelim. Yani Allah gani gani rahmet eylesin. Çok güzel bir insandı. Vefat etmeden önce Erol Olçok'tan bahsediyorum. Zaten ayrılmışlardı. Evet. Anayasa Mahkemesi tartışılıyor. Yani o tartışma devam ediyor. Resmi gazete işte yine Nebi Hatipoğlu'nun açıklamaları konuşuluyor. Bakalım daha bir şey var mı? Enteresan bir şey yok arkadaşlar. Soner Yalçın demiş ki fikir değil bel altı vuruşu, Kılıçdaroğlu hiç değişmiyor demiş. AKP'den sürpriz tepkiler demiş. Oda TV halkı bu kalkışmayı bastırmaya çağırıyoruz diyor. Özgür Özel halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz diyor. Falan filan. Şimdi biraz yorumlarınızı da ve sizinle sohbet edelim. Ondan sonra da kapatalım arkadaşlar. Şimdi biz
Genelde akşam saatlerinde yayın yapıyorduk. Ama bu ne getiriyordu bize? Günü zaten gün bitiyordu. Yani günün özetini herkes, birçok arkadaşımız yapıyor. Şimdi 12'de mesela Eren var. İşte 11'de başka biri var. 12'de bilmem kim var. Yani dolayısıyla gündemin erkenden değerlendirilmesi açısından, hani sıcak mesajlar da olsun. O gün mesela gazete manşetlerinde ne var ne yok, onlara da bakacağız. Bugün böyle bu şekilde başladık. Ya bugünkü yayında emeği geçen arkadaşlarım da, ben burada sizin huzurunuzda kutlayayım. Çok farklı bir yayın oldu. Kübra Top Sakal bizim arkadaşımız. Yeni bizim bu tarafa aldık. Güzel bir gündem hazırladı. Bundan sonra daha güzel olacak. Ceren Ersöz sabahleyin etkinliğimizi açtı, duyurularımızı yaptı. Canlı yayın başlangıcında ilk harcı o koydu. Mustafa Özışık zaten yayın yönetmenimiz, biliyorsunuz artık. O da başarılı bir yayın yaptı. Kendisine teşekkür ederim. Tabii Berkan'ı unutmayalım. Tabii Hakan'ı, Ayşegül Turunç'u, bu arkadaşlarımız da işin kurgu tarafında, perde arkasında çok başarılı bir çalışma yapıyorlar. Hepsi yoruluyor. Yani benim bir sabah, bir akşam, bir gece, bir gündüz yayın yapıyor olmam, bugüne kadar Allah razı olsun hepsinden, hiçbiri ya artık yeter demedi. Yani hep bana destek verdiler. Ben Kübra Topsakal'dan da çok umutluyum ha. Yakında hani bize böyle ekranda görürseniz şaşırmayın. Çünkü bu işi biliyor, sosyal medyayı biliyor. Ve çok da başarılı bir arkadaşımız. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin. Evet, yorumlar Mustafa'cığım. Bak Berkan Çay da gelmiş. Bu arada arkadaşlar, beğenilerinizi biraz daha arttıralım. Bu yorumlar, bu yayınlar iyi gidiyor. Biraz teknik olarak seçim geliyor. Desteğinize de ihtiyacımız olacak. Yani arzu edenler katıl tuşuna da basabilir. Orada katkı sağlayabilirler. Abone olmayı da ihmal etmeyin. Dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve bu arada canlı yayınları haber almak için lütfen bu bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Siz bildirimlerinizi açtığınızda tak diye bizim yaptığımız canlı yayın karşınızda olacak. Yarın saat 11'de Nazlı Özışık'la yine bu ekranlarda olacağız. Eş zamanlı İnternet Haber'in YouTube kanalında olmayacağız. Sadece İnternet Haber YouTube kanalında olacağız arkadaşlar. İnternet Haber'in YouTube kanalında Ercan Koşar geliyor. Mesela orada birçok arkadaşımız geliyor. Neden böyle bir şey? Çünkü orada burası benim kanalım. Ben burada çok hür, serbest konuşuyorum. Orada sorulara cevap veriyoruz. Seçim döneminde konuklar alacağız. O kanalımızı büyütmemiz lazım. 75 bin kişi var orada. Yüklenelim. Ben biraz da Nazlı Hanım'a destek olalım tabii. Ama şöyle bir şey yaptık biz şimdiye kadar. Ercan Koşar beni uyardı sağ olsun. Diyor ki, Hadi abi diyor, şöyle bir şey yapamaz mısınız? Nazlı Hanım'ın konuğu gelse, masasına otursa, siz zaten uzaktasınız diyor. Orada o konuk masada otursa ve siz de yayın yapsanız, tam o sırada Nazlı Hanım konuğuna da merhaba deseniz, öyle yayın başlasa olur mu dedi. Bence güzel olur. Buradan da Mustafa'ya ve Nazlı'ya selam sarkıtalım. Onlar ona göre yarın hazırlıklarını yapsınlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yarın saat 11'de İnternet Haber'in YouTube kanalında, Hadi Özışık TV'de
ve çapraz kanallarımda, Facebook kanallarımızın tamamında görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.